Herkese merhaba. Bugün Taktik Force Stres Testi 2 Beta ile karşınızdayız abi. Güncelleme notları elime ulaştı. Onları sizlerle hemen paylaşacağım. Ondan sonra oyun içinde test edeceğiz. Bakalım neler değişmiş, neler değişmemiş. O zaman başlıyorum. Oyunu indirme ve kurma sırasında yaşanan hatalar ve yavaşlıklar giderilmiş. İzleyici moduna cam ve mermi göstergesi eklenmiş. Gaz maskesi takılıyken gaz bombasından küçük hasarlar alınması sağlanmış. Ben bu oyunda daha gaz maskesi görmedim. Ama küçük hasarlar, minik hasarlar insanı mutlu edebilir belki. Neyse. Şarjör doldurma ve silah ele alma sorunları ve süreleri giderilmiş. Bazı silahların atış hızları güncellenmiş. Atılan bombanın oyun modu gözetmeksizin bombayı atan kişiye de hasar vermesi açılmış. Artık kendi kendinize damage yiyebileceksiniz. Mutlu olabilirsiniz bununla beraber. Varillerin patladığında takım arkadaşına zarar vermesi engellenmiş. Bunun yapılmasının kesinlikle sebebi şudur ki piç bir iki tane arkadaşımız varsa eğer onları varillerin yanındayken bizi patlatıp ya da bir organlık yapıp bize zarar vermemiz için bunları kapatılmışlar. Çünkü böyle şeyler oluyor. Ağaç yapraklarından bomba ve mermilerin geçmemesi sorun düzeltilmiş ki bugün bence en önemli şeylerden bir tanesi o bombanın yapraktan, daldan falan üstümüze geri sekip bir tarafımıza girmemesi için güzel bir güncelleme ayrıntısı olmuş. Yeni dürbün olarak Clear Sight diye bir dürbün eklemişler. Ben daha henüz incelemedim. Oyunda belki görebiliriz. P90 ve FM Fallen dürbün solunumu düzeltilmiş. Yeni tabanca desenleri eklenmiş. Marketteki ekstra ürünleri açıklama gelmiş. Ancak ekstra da şu anda herhangi bir ürün olmadığı için onları şu anda göremiyoruz. Daha sonrasında bakacağız. Genel harita sıkışmaları ve takılmaları düzelmiş. Haritadaki sıkıntıların bir kısmı halledebilmişler. Birçok silahta dürbün açma hızı yavaşlatılmış. Oyun içi ve arayüzdeki ses ayarlarının çalışmaması hatası giderilmiş. Silah seçme ekranına ESC'ye düşün çalışması fonksiyonu eklenmiş. Yani B'ye basıp ESC ile tekrar iptal edebiliyorsunuz. Normalde B'ye basıp B ile yapmamız gerekiyordu sanırım önceki peşte. Yanlış hatırlamıyorsam emin değilim. Yanlışım varsa yazarsınız yorumlara. Marketteki satın alma işlemleri hızlandırılmış. Oyuna girişteki bekletmeler hızlandırılmış. Oyun donduğunda veya attığında sete atılan silah ve ekstraların kaybolma sorunu düzelmiş. Kaplama tekstür ayarlarının belli bir seviyenin altında çalışması ve görüntünün kötü olması engellenmiş. Herkes tek modunda oyunculara kazandın bildirimini bütün oyunculara kazandın bildirimini göndermesi hatası düzeltilmiş. Ben geçen videoda üçüncü olmuştum ama bana da kazan demişti. Belki de dedim ki ilk üçe herhalde kazandın diyor. Geri kalan oyunculara sanıyorum kaybettin diyor diye düşünmüştüm ama meğer öyle değilmiş abi. Özelleştirme ekranındaki yazı hataları giderilmiş. Ayarlardaki sınırsız FPS seçeneği kaldırılmış. Maksimum FPS 144 olarak ayarlanmış. Bunun yapılmasının sebebi tahmin ediyorum ki yüksek FPS çıkışlarının olduğunda grafik yırtılması olduğundan olabilir. Emin değilim ama yüksek ihtimalle ise büyük budur diye düşünüyorum. Keskin nişancı silahlarında dürbün açıkken sohbet ekranının görünmesi sağlanmış. Özelleştirme ekranında bıçakların yan durmasını sağlayan hata giderilmiş. Yükleme ekranında bir saniyeden daha küçük sürede de olsa haritanın altının görünmesi gösterilmesi hatası giderilmiş. Round bitiş ekranında bazı HUD ayarları düzeltilmiş. Şarjör doldurması sesindeki hatalar giderilmiş. Bazı silahlar ve eklentileri ile ilgili sorunlar gidermişler. İzleyici modundaki bazı hatalar giderilmiş. Bazı modlardaki görsel hatalar giderilmiş. Yani birçok patch'te birçok hatayı gidermişler. Stres testi 2D. Şu anda onları okuduk. Biz de aynı zamanda bu okuduğum güncelleme notlarını benim açık videonun altındaki açıklama kısmına da koyacağım. Dilerseniz oradan tekrar okuyabilirsiniz kendi içinizde. Tahmin ediyoruz ki muhtemelen Ağustos sonunda oyun full'e çıkmış olacak. Ses ayarlarında bir düzeltilme yapılmıştı. Daha önceki çektiğimiz videoda herhangi bir şekilde sesleri kısıp alçalmasını sağlayamıyorduk. Ama şu an yapabiliyoruz. Aynı şekilde ben direkt müzik sesini azalttım. Öbür türlü tükeniyorum çünkü ben fazla tiz ses alamıyorum. Bu arada tümü seçeneğinden hemen oyuna girip bakalım. Ama girmeden önce buradan seçeceğimiz seti ayarlayabiliyor muyuz? Oyundayken seçebiliyorum sanırım. Böyle bir şeye bakacağım. Marketten değil, ekipmandan şu ikideki seçenekleri değiştirebiliyorum. Şu an için sanırım pek fazla bir değişiklik yapamıyoruz. Ama daha sonrasında bakacağız. Ne var? Gene herkes tek var. Herkes tek de oynayalım. Buradan herkes tek. Girdik herkes tek'e gene aynı haritada oynayacağız. Daha birkaç tane daha çeşit haritaları ben gördüm ama nedense herkes tek modu daha uygun gibi geldi. Şu anki oyunumuza. Evet, oyunumuza geçelim. Bu şu anda taktığım Clear Sight. Clear Sight'ı
Hemen seriden göstereyim sizlere dedim. Oyun içindeki param yettiği için direkt Clear Sight'ı aldım ben. Bununla size bir hemen minik bir oyunumuzu gösterelim, deneyelim, oynayalım, nasıl oluyormuş bakalım şöyle. Arkamdan vurma, vurma! Şaka şaka, vurabilirsin. Abi, abi! Clear Sight'ı beğendim. Ama dibimde adam doğdu. Biz de adamların dibinde doğduk. Allah! İmitar güzel bir silah. Şimdi imitarı da aldık aynı zamanda. İlk parayı kullanayım dedim. Bakalım buradan atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum ama şurayı vurabilirim. Yukarıdaki high ground'ları almamız bizi birazcık ekstra görüş sağladığı için cayır cayır vurabiliyoruz ama ben susturucu falan alamadım. İnsanlar oynadığı için devamlı oyun parası biriktirip susturucu falan almışlar. Daha güzel, daha stabil gidiyor mermileri. İnsanların silahlarını alırız. Abi! Kaçamadım. Bakalım kazanabilecek miyiz oyunu? Abicim. Bu arada şey açtığınızda ayrı bir problem oluyor. Ne oldu? Eğer yakınlaştırmazsanız, sight'ı kullanmazsanız mermiler çok dağılıyor arkadaşlar. Aşırı dağılıyor. Uzay boşluğuna doğru gidiyorlar mermiler. İnanılmaz. İnanılmaz strike'ım bozuldu. Lan bir canı varmış adamın. Hemen grenade'i çat diye sallıyoruz seriden. Çünkü öbür türlü... Ah be! Öldü mü? Ölmedi. Başkası vurmuş. Püh! Bu adamın silahını alalım bakalım neymiş. Of! İşte silah dediğim böyle olmalı. Baksana ne güzel. Çatıştır. M416 bayağı güzel olmuş bu arada. Susturuculu falan çok stabil giyiyor. Benim silahım birazcık daha dağılarak giyiyor. Bir tık. Öyle bir sıkıntı var. Uzaktan sniper'a mı öldüm ben ya? Gerçekten mi yani? Hala sensitivity ayarını tam oturtamadım. Daha önce, önceki videoda oynamıştım çünkü. Grenade'imiz patladı ama kimseye bir şey olmadı ya. Reload sürelerinin bence birazcık kısalması gerekiyor. Reloadlar çok yavaş. Muhtemelen eklentilerle bunları da düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Bu adamın silahı efsane olmuş mesela. Adam oynamış belli yani. Şuraya bir flash atalım. Ah be, havada vurulduk. Üçüncü adamı da alabilirdim de ah be. Oyun çok seri abi. Çok hızlı. Ne oldu? Oldu, bitti mi? Kazandık mı? Kaybettik mi? Ne oldu? Lobby'e dönülüyor, dönüldü. Maçımız bitti. Güzel olmuş bence Clear Sight. Gayet başarılı, umarım sizler de beğenmişsinizdir.
Yine fikirleriniz oyun hakkında olsun, içerik hakkında olsun, güncellemeler olsun, hatalar olsun, bunların hepsini yorumlara yazarsanız ben de sizin yazdığınız yorumları, iyi kötü fark etmez, bunları güncellemelerin daha iyi gelişebilmesi için iletmeye çalışacağım aynı şekilde. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Cansınız. See you. Lar.